Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde fonksiyonları inceleyeceğiz. TSQL'de fonksiyon dediğimiz yapılar C#'daki metotlarla eşdeğer olan yapılardır. TSQL'de iki tip fonksiyonumuz mevcuttur. Bunlardan birisi skalar, bir diğeri de inline function dediğimiz yapılardır. İkisinin arasındaki fark şudur. Skalar dediğimiz fonksiyonlar geriye istediğimiz bir tipte değer gönderen fonksiyonlardır. Yani int tipinde 3 5 gibi ya da e, varchar tipinde herhangi bir metinsel yapı gibi ya da bir mantıksal bir değer gibi sonuçlar geriye dönüyorsa biz buna skalar fonksiyon diyoruz. c hatırlarsanız geriye değer döndüren metotlardaki yapı skalar fonksiyonla birebir aynı yapılardır. Inline fonksiyon dediğimiz yapı da geriye değer değil tablo gönderen fonksiyondur. Bunu e, daha detaylı bir şekilde ilgili fonksiyonları incelerken göreceğiz. Her iki fonksiyon için genel konuşmamız gerekirse bu e, fonksiyonları biz krit komutuyla oluşturacağız. E, haliyle krit komutu ile oluşturulan yapılar veri tabanı nesnesi olduğundan dolayı demek ki bunlar fiziksel olarak veri tabanına kaydedilecek yapılardır. Peki skalar ya da inline fark etmez. Biz herhangi bir veri tabanında oluşturulmuş bu fonksiyonlara nasıl erişebiliriz diye sorarsanız eğer ki örnek olarak ben burada Northwind veri tabanından e, göstereyim. İlgili veri tabanımızın programmability Sekmesinin altına gelip function kısmında görüldüğü üzere 4 tane fonksiyon kategorisi mevcuttur. Eğer ki inline fonksiyonlarımıza erişmek istiyorsak table yok eğer scalar fonksiyonlarımıza erişmek istiyorsak da scalar weighted functions kısmında bu fonksiyonlara erişebilmekteyiz. Bunun dışında hatırlarsanız önceki derslerde işlemiş olduğumuz aggregate fonksiyonlarını buradan erişmekteyiz. Bir yandan da sistem fonksiyonları burada tanımlanmış bulunmaktadır. Ee, sonraki dersimizde arkadaşlar skalar fonksiyonları üzerinden devam edeceğiz. Şimdi görüşmek üzere.